Biz bu tahrir özeline geldiğimizde bugün oldukça çelişkili bir durumla karşı karşıyayız. Bu süreçlerde çeşitli yargı süreçleri, çeşitli cezalar gündeme geldi ama böyle sayılarak tutarsız bir şekilde cezalandırılmaya başlandı. Yargı çok önemli bir kriz içerisinde. Bu tabii bilinçsiz bir kriz değil, bilinçli olarak yürütülen bir süreç var. Özellikle siyasi muhalifler söz konusu olduğunda bir sopa halini alıyor maalesef. Muhalifleri sindirme noktasında çok önemli bir araç olarak görülüyor. Bu sadece tabii dediğim gibi siyasi yargılamalar açısından değil, diğer adli dosyalar için, hatta bir alacak verecek dosyası için bile karşımıza çıkacak problemleri de doğal olarak büyütüyor ve bugün toplumun genel olarak alacak verecek meselelerinden kira ilişkilerine kadar, siyasi yargılamalardan işte diğer yargılamalara kadar aslında muhatap olduğunda, yüz yüze kaldığında tedirgin olduğu, şikayet ettiği bir mekanizma olarak varlığını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'nin birisi genel kurul kararı olmak üzere, 8 tanesi de daire kararı olmak üzere toplam Hizb-ı Tahrir hakkında 9 adet gerekçeli karar hakkının ihlali şeklinde hak ihlali kararı mevcut. Anayasa Mahkemesi mevcut Türk hukuk mevzuatına göre Hizb-ı Tahrir'in terör örgütü sayılması mümkün değildir diyor. Kararın özü bu, tek cümleyle özetleyecek olursak. Dolayısıyla bu yapılan Hizb-ı Tahrir terör örgütü değildir şeklinde Anayasa Mahkemesi'nin bir değerlendirmesi yok şeklindeki bakış açısı son derece hatalı. Anayasa Mahkemesi'nin bu yeniden yargılama kararı verdiği dosyalardan sonra bazı yeniden yargılamalar yapıldı ağır ceza mahkemeleri tarafından. Bu yapılan yargılamalar neticesinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Bunlardan bazıları benim değerlendirmeme göre keyfi kararlar. Bunun kısaca içeriğinden bahsedeceğim. Siyasi karar veren mahkemeler olduğunu düşünüyorum. Bunlara değineceğim ve ideolojik kararlar veren mahkemeler var. Mesela İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yargılama yapıldı. Bu yargılamayı yapan mahkeme heyeti ceza verdi. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen tekrardan ceza verdi. Ve ceza gerekçesine 2005 esasına dayalı bir dosyaydı bu. 2005 yılındaki mahkumiyet hükmünün gerekçesini değil de şöyle dedi. Biz dedi bu hükmün gerekçesini İstanbul 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir Hizb-ı Tahrir yargılaması yapılmış. Oradaki gerekçeyi buraya dahil ediyoruz. Bunu da yazdı. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu bir vurdum duymazlıktır, bu bir keyfiliktir. Yani bir mahkeme heyeti yargıladığı bir örgüt hakkında, yargıladığı bir örgüt faaliyeti hakkında ben bir gerekçe oluşturmuyorum ya da oluşturamıyorum, başkası oluşturmuş, onu buraya koyuyorum diyor. Bu gerçekten bir keyfiliktir. Bu şekilde bir yargılama olmaması lazım. Siyasi kararlar çıktığını düşünüyorum bazı mahkemelerden yeniden yargılama kararlarına rağmen. Mesela İstanbul 30 Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 6-7 Ağır Ceza Mahkemeleri dosyamız bir istinaf görsün, bir Yargıtay bu dosyayı elden geçirsin diye topu kendi üzerlerinden attılar. Kesinlikle işin esasına girmediler. Burada da ben onların siyasi davrandığını düşünüyorum. İdeolojik bir şekilde yaklaşan mahkemeler var. Bazı mahkemeler biz savunmalarımızı yaptıktan sonra müzakere odasına girip çıktıktan sonra şunu söylüyorlar. Biz düşündük, taşındık, Hizb-ı Tahrir terör örgütü olduğuna karar verdik ve ceza veriyoruz diyorlar. Bu bariz bir şekilde ideolojik bir bakış açısı. Biz onlardan hukuki bir değerlendirme beklerken, çünkü mevcut hukukta silahsız terör örgütü diye bir kavram yok. Onlar ideolojik bir bakış açısıyla bu cezaları verdiler. Özellikle 2003'teki terörle mücadele yasasında yapılan değişiklikle beraber Avrupa Birliği uyum yasaları sürecinde ondan önceki süreçte yapılan yargılamalarda ceza almış ve cezalarını tamamlamış, mahkumiyetle sonuçlanmış ve hükmü kesinleşmiş olan onlarca dosya var. Yüzlerce Müslüman kardeşimiz bu dosyalarda yattılar, mahkumiyetlerini tamamladılar ve çıktılar. Ama biz bugün daha çok 2005 sonrası yürütülen yargılamalar ve bu yargılamalardaki keşmekeşi, çelişkiyi konuşuyoruz. Yargıtay 2017 ve 2018'de 23 ayrı dosyada, Hizb-ı Tahrir dosyasında 137 kişi hakkında 715 yıl ceza onaması verdi. Ve gözaltılar başladı, tutuklamalar başladı, infaz süreçleri başladı. Birçok kardeşimiz cezaevine girdi, tutuklandı ve mahkumiyet süreleri başladı.
2018 yılında işte bahsettiğimiz Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verildi Yılmaz Çelik hakkında. Genel kurul kararı çok esaslı bir karar. Ve bu kararla beraber birçok dosyada emsal kabul edilerek yine haricinde 8 ayrı hak ihlali kararı ile beraber yeniden yargılama süreçleri başladı. Yeniden yargılama süreçlerinden sonra ağırlıklı olarak dosyalarda beraat kararları çıktı. Ancak şu an Yargıtay'da ceza yönünde verilmiş olan, yani yeniden yargılamalar sonucunda yine eski cezaları onamış ilk derece mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararını dikkate almamış ve ceza onaması yapmış. Yargıtay'da bekleyen toplamda 10 ayrı dosya var. 33 kişi hakkında 140 yıla yakın ceza ile yargılanıyorlar. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri başlayan, sistematik bir şekilde, yaygın bir şekilde devam eden hukuksuzluk maalesef günümüzde de yoğun bir içinde sürüyor. Hizbut Tahrir davaları da bu hukuksuzluğun somut anlamda ete kemiğe büründüğü olaylardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Burada sözün bitirildiği bir ortamdayız. Yani açık bir şekilde bir keşmekeş var. Adalet anlamında ya da bizim inandığımız çerçeve içerisinde ilahi emirlere uygun bir ortam zaten olmadığını, zaten bunun mevcut olmadığını biliyoruz. Ama en azından bu herhalde herkesin normal hakkıdır ve olması gereken bir şeydir. En az kendi hukukunuza uyun diyoruz ama maalesef o noktada da karşılık bulmuyor sözümüz. Nasıl ki işte istiklal mahkemeleri yargılamalar yapılırken birileri not düştüyse, sıkı yönetim yargılamalarına birileri not düştüyse biz de bugün not düşüyoruz. Çünkü burada çok açık bariz zaten herkesin ifade ettiği bir yargı problemi var. Umuyoruz ki neticede bu çabalar bir karşılık bulacaktır. Ama burada ama ahirette fark etmez. Biz bize düşeni yapmakla yükümlüyüz.